Yani birkaç gündemle ilgili değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Öncelikle seçim ittifakı diye tarif edilen ama bir bütün olarak seçim sistemini alt üst edecek ve seçime olan güveni daha da kötüleştirecek arayışlarla ilgili bazı değerlendirmelerimizi aktarmak istiyorum. Seçimler siyasal sistemler içerisinde iktidarın değiştirilebilmesinin mekanizmasıdır. Toplumun hesap sorması, beğendiğini onaylaması, beğenmediğini, yanlış yönettiğini düşündüğü iktidarı da iktidardan indirebilmesidir. Ve tabii muhalefete duyduğu güven varsa onu da iktidara taşıyabilmesinin aracıdır. Ama ne yazık ki Türkiye tarihinde de bugün dünyada da seçim yapılan her yerde, her ülkede seçimler bu rolü, bu işlevi oynamamaktadır. 100 yıl önce Balkan Savaşları devam ederken seçim tarihine sopalı seçim diye geçen literatürde yer bulmuş deneyimler de var. Çok partili hayata yeni geçildiği dönemde hepimizin bildiği açık oy, gizli sayım diye tarif edilen seçim örnekleri de var. Bugün dünyaya baktığımızda sözde seçim olan, sözde siyasi partilere göz yumulan, izin verilen kimi ülkeler var ki iktidarlar 50 yıl boyunca değişmiyor. Sonra çocuklarına devrediyorlar. Kendileri hep %90'ların üzerinde oyla meşruiyetlerini sandıkta tescilliyorlar. Sonra çocukları da aynı oy oranıyla iktidarda kalmaya devam ediyorlar. Yani seçim sadece o günden ibaret değildir. Seçim bir yönetim pratiğidir. Hak ve özgürlüklerle ilgili, siyasal süreçlere katılımla ilgili bir bütünün parçasıdır. O bütünü tek tek parçalayarak, tasfiye ederek nihayetinde en sonunda seçim gününü de dizayn etmeye kalktığınızda sadece toplum mühendisliği yapmış olursunuz. Halkın iradesinin özgürce, eşit bir yarış ortamında sandığa yansımasına imkan tanımamış olursunuz. Değerli arkadaşlar, sandıkların başında neden silahlı güçler bulunmamalıdır ilkesi, Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmeler ve uluslararası platformların bir hassasiyeti, bir kaygısı dolayısıyladır. Seçmen iradesi üzerinde baskı kimse tarafından kurulmasın diye sandığın yanı başında silahlı bir gücün bulunması o seçimin meşruiyetini ortadan kaldırır. Ya da mühürsüz oy pusulası ile ilgili yasal düzenleme neden bir emredici hüküm içermiştir bugüne kadar? Çünkü Türkiye tarihinde, yakın tarihte de hepimiz biliyoruz ki birçok yerde sayım bittikten sonra çuvalların içerisinde mühürsüz oy pusulaları çıkmıştır. Şimdi bütün bu pratikleri görmeyip şimdi fiilen olanı yasal kılıfa uydurmak, bunu da seçim ittifakının açık ve işte aleni, meşru olması gibi bir gerekçeyle savunmanın hiçbir inandırıcılığı yoktur. Yani bir partiyi baraj sınırından kurtarmak, öbür partinin de her türlü milletvekilliği adeta rüşvet gibi sunularak başkanlığı kurtarma hesabının bir yansımasıdır. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu barajla ilgili, seçim sistemiyle ilgili, siyasi partiler sistemiyle ilgili antidemokratik bütün düzenlemelerin yapısal olarak değiştirilmesidir, düzeltilmesidir, iyileştirilmesidir. Bunu yapmak yerine kişiye özel, partiye özel arayışlara girmek bir çaresizliğin ve demokrasiye olan inançsızlığın, topluma olan güvensizliğin yansımalarıdır. Değerli arkadaşlar, seçim ister 3 vakte kadar yapılsın, isterse 2019'a kadar anketler iç açıcı bir tablo ortaya koymadığı için 2019'da bile seçimi yapmamanın, ertelemenin yolları, formülleri aransın. Sonuç itibariyle Türkiye kötü yönetiliyor, toplumda ciddi bir rahatsızlık var ve bu rahatsızlık toplum kutuplaştırılarak, sistem iki partili mekanizmaya çevrilerek, toplumda iki kutuplu hale getirilerek bu rahatsızlığı bastırmak, örtmek mümkün değildir. Bu tabloda
iktidar ve onun yanında duranları işte milli hassasiyete sahip, duyarlı, vatansever diye tarif etmek, muhalif olan, eleştirel tutum takınan, tepki gösteren herkesi de ihanetle suçlamak sadece toplumsal gerilimi artırır, Türkiye'yi daha da yönetilemez bir ülke pozisyonuna getirir. Eğer illa bir millilik kriteri arayacaklarsa, bir yerlilik kriteri arayacaklarsa başka bir gündem var Türkiye'de. Çok açık biçimde Türkiye'nin şeker pancarı üretme ve işleme kapasitesini aşağıya indiren bir düzenleme yapılıyor. Çok uzun bir tarihi seyre gerek yok. Türkiye 2015'e kadar bu konuda ihracatçı bir ülke pozisyonundayken çok yakın tarihte ithalatçı ülke konumuna geldi. Nişasta bazlı oranlar Avrupa ülkelerinde %1'lerdeyken Türkiye'de onlarda. Şeker pancarı üretilen bölgelerde neredeyse hayat sadece şeker pancarı üreticileri ve şeker fabrikalarında çalışan işçilerle devam ediyorken bu şehirlerde alternatif ürün diye mısır dağıtılmaya başlandı. Hangi karteller, hangi tröstler Türkiye'yi şeker pancarı üretmekten vazgeçiriyor? Türkiye bu konuda kime hangi taahhütte bulunuyor? Şeker fabrikalarında çalışan işçilerin iradesi değilse bu, şeker pancarı üreten köylünün, çiftçinin iradesi değilse hangi irade 25 fabrikadan 14'ünü kapattırmayı Türkiye'ye dayatıyor? Milliliği, yerliliği galiba burada aramak gerekiyor. Yoksa kimse kendinden menkul ve koltuk uğruna, koltuk sevdasına Türkiye'de 10 yılların birikimini peşkeş çekmeye sessiz kalmayı milliyetçilikle, millilikle falan izah edemez. Bir başka önemli kriter değerli arkadaşlar aslında ahlaki hassasiyetle ilgili, toplumsal duyarlılıkla ilgili, toplumsal çürüme, yozlaşmaya karşı bir sözünüzün, bir inandırıcı tavrınızın olmasıyla ilgili bir başka gündem çocuk istismarı konusudur. Çocuk istismarı konusunu zina tartışmasıyla örtmeye kalkmak işin ciddiyetinin ya farkında olmamaktır ya da işi sulandırmaya çalışmaktır. Kavramları birbirine karıştırıp hangi hukuk düzeninde hangi hakkı neye göre savunacağımızı bilemez hale getirilmek isteniyoruz. Değerli arkadaşlar, zina başka bir kültürel, başka bir toplumsal gerçekliğin kavramsallığıdır. Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti mevcut medeni kanuna göre yönetilecek diyorsanız, onun kavramları, onun değerleri içerisinden bir çözüm alternatifi ortaya koyarsınız. Yok eğer derdinizi başka kavramlarla ifade etmek istiyorsanız gayet tabii bu herkesin tercihidir. Ama mevcut toplumsal tehdidi örtmek için dini kavramlarla hedef saptırmaktan vazgeçmeniz gerekir. Çocuk istismarı konusu zina tartışmasıyla örtülemeyecek kadar büyük bir insani felaketin işaretidir. Büyük bir tehlikedir, bir toplumsal çürümedir. Eğer neredeyse artık %100'lü rakamlarla değil, binli rakamlarla artış hızını tartışmaya başlamışsak, bunun sadece ceza sistemiyle çözüleceğini sanmak, kendi kendini kandırmaktır. Değerli arkadaşlar, ister dünyaya bakın, ister Türkiye'nin 10 yılına bakın. Dünyada çocuk istismarının en yüksek olduğu ülkeler, cezaların düşük olduğu ülkeler midir? Hayır, tam tersine cezaların en ağır olduğu ülkelerde çocuk istismarı rakamlarında son derece yüksek olduğunu görüyorsunuz. Aksine sorunu cezayı ağırlaştırarak değil, eğitimle, medya planlamasıyla ve toplumsal algıyı iyileştirmeyle çözmeye çalışan ülkelere baktığınızda bu rakamlar çok daha düşüktür. Elbette sıfırlanması gerekir, bir taneye bile tahammül olmaması gerekir ama rakamları karşılaştırdığınızda ceza yöntemiyle sorunun çözümü arasındaki ilişki bu kadar açık biçimde bir çelişkiyi içermektedir. Ve Türkiye yanlışı bir kez de kendisi denemenin toplumda sadece öfkeyi kabartmak ve hedef saptırarak sorunu çözecekmiş gibi yapmak yolunu denemektedir. Oysa yapılması gereken medyanın toplumsal değerleri nasıl tahrip ettiğiyle yüzleşmektir. Yüksek reyting yapıyor diye bu konuda hükümete yakın kanallar dahil hiçbir ciddi tavır, tutum hayata geçirilemiyor. Muhalif kanallar kolayca bir KHK ile kapatılıyor ama toplumsal hayatı tahrip eden, farklı ve kabul edilemez hiçbir insani değerle, hiçbir insani refleksle,
izah edilemez alışkanlıkları meşrulaştıran yayınlar normal görülüyor. Eğitim sistemi eğer bu sorunu çözmekte bir katkı sağlamıyorsa, toplumsal değerler gün geçtikçe çürüyorsa eğitim sisteminizle yüzleşirsiniz. Bunları yapmak yerine sadece cezaları ağırlaştırarak sorunu çözmeye çalışmak da aslında hem kendi toplumsal gerçekliğinden habersizliktir, hem de konuyu çarpıtarak, konuyu başka bağlamlarda ele alarak aslında çözümsüzlüğün uzaması ve toplumsal çürümenin daha da derinleşmesine hizmet edecektir. Değerli arkadaşlar, benim paylaşabileceğim son başlık da yine hem Türkiye'deki tüm muhalif kesimlere hem partimize yönelik baskı ve tutuklamalardır. Halk evlerine yönelik uygulama, zaten ziyaretlerimizi yaptık. Bugün de yine ziyarete gideceğiz. Dayanışma duygumuzu, düşüncemizi paylaşacağız. Kabul edilebilir bir durum değil. Yani ortada hiçbir ciddi iddia olmaksızın sadece sokakta muhalefet yapılıyor diye bir muhalefet dinamiğinin baskı altına alınmasıdır. Yine partimize yönelik tutuklamalar, parti meclisi üyelerimiz, geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız Taşkın Aktaş, Ayla Akat Ata ve Kars milletvekilimiz, yani bir Ardahan'da aslında failleri yargılanması gereken bir dosya dolayısıyla aslında bir yargılama süreci işletilmesi gerekirken tam tersi bir şey yapılmış ve konuyu örtecek bir yaklaşım sergilenmiştir. Hatırlayacaksınız, 2015 yılında Göle civarında bir minibüs taranmıştı, bir sivil hayatını kaybetmişti ve aylar boyunca o olayın gerçekleştiği yerde savcılık gelip olay yeri incelemesi bile yapmamıştı. Önce dediler bizim güvenlik bölgemize girmiyor, yani bizim çalışma alanımız değil. Ardahan ve Erzurum birbirine devretti. Sonra orada güvenli ortam yok, gidemeyiz dediler ve olayın failini bulup yargılamak yerine, olayın failini cezalandırmak yerine bu konuyla ilgili duyarlılık gösteren, dayanışma gösteren milletvekillerimiz, oradaki avukatlar, parti yöneticilerimiz cezalandırıldı. Yine Kocaeli'nde gözaltına alınanların neredeyse tamamı tutuklandı. İstanbul'da Celalettin Can ve diğer parti meclisi yöneticilerimiz, arkadaşlarımız tutuklandılar. İzmir'de tutuklamalar var. Bu baskılarla, bu tutuklamalarla, bu yasaklamalarla bir talebi, bir toplumsal gerçekliği asla engelleyemeyecekler, bastıramayacaklar. Tam tersine Türkiye demokrasisine her yeni keyfi tutuklama bir kara leke olarak geçmeye devam edecek. Ama biz de her şeye rağmen sözümüzü söylemeye, Türkiye'yi bu yanlıştan vazgeçmeye, çağırmaya devam edeceğiz. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Sizin eğer sorunuz yoksa bitireceğiz arkadaşlar. Buyurun. Değerli arkadaşlar, tabii bu konu başlı başına bir, yani Türkiye'nin bütün siyasetini etkileyen, muhtemelen seçim planlamaları için araçsallaşmaya neden olan, Türkiye ekonomisini etkileyen, Türkiye'nin dış politikadaki pozisyonunu çok daha kötü bir noktaya taşıyan birçok sorunu kendi içerisinde barındırıyor. Ama çok somut sadece iki noktaya dikkat çekmek isterim. Bir ülkenin Suriye ile ilgili politikası esas itibariyle bir bütün olarak yanlışsa, onun içinden küçük parçaların iyi olması, sağlıklı olması, doğru olması mümkün değildir. Türkiye'nin Suriye politikası 6 yıldır yanlıştır. Şam'la ilgili iddialarının hiçbirisi doğru çıkmamıştır. Mültecilerle ilgili çizdiği kırmızı çizgi 20 kat aşılmış, hatta şimdi neredeyse 25 kat aşılmış ama vaka, sorun devam etmektedir. Yine Kürtlerle ilgili ısrar sonuç itibariyle elbette Kürtlere de zarar veriyor. Orada Türkmenlere de, Araplara da, Nusayri ya da Sünni Araplara da zarar veriyor. Ama Türkiye'ye de zarar veriyor. Türkiye'nin de hayrına olan bir durum yok. Türkiye'nin güvenliğine katkı sunacak bir durum yok. Tam tersine bölgede kaosu, toplumsal güvensizliği, çatışmayı derinleştiren bir politikada ısrar var. Tabii bu işin politik tarafı, bir de insan hakları ile ilgili boyutu var ki işte sosyal medyaya düşen videolar var. ÖSO mensubu oldukları
kollarındaki pazubantlarından, alınlarındaki işaretlerden, sembollerden çok kolayca anlaşılabilecek ve muhtemelen kendilerinin paylaştığı, sosyal medyada bir psikolojik harp unsuru olarak kullandıkları sivillerin infaz görüntüleri var. Şimdi bunun hesabını, bunun faturasını kim verecek? Yani Türkiye ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri bunun kefili midir? Türkiye iktidarı, hükümeti bu uygulamaların hesabını vermek konusunda istekli midir? Kararlı mıdır? Yani bu öyle ya da böyle, bugün değilse yarın, ya Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin telafi edilemez, onarılamaz biçimde tahribatına, kalıcı tahribatına neden olacaktır. Kürtlerle Türkler arasındaki kopuşu, ayrışmayı, güvensizliği derinleştirecektir. Ve Türkiye'nin uluslararası arenada savaş suçu işlenmesine ortaklıkla anılmasına neden olacaktır. Bütün bu maliyet göze alınabilir bir durum mudur? Ve Türkiye toplumu bunu onaylamakta mıdır? Bütün anketler AKP'nin Suriye politikasının AKP tabanında bile rahatsızlık doğurduğunu ortaya koyuyor. Bu politikayı onaylayanların oranı %40'larda. Bu 5-6 yıllık hikayeyi onaylayanların oranı %40'larda. Bu da gösteriyor ki bir yanlışla, bir büyük yanlışla, tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. AKP'nin bu yanlıştan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.